dolaplara ilçedeki görsel yönlendirmeleri takip etmenizi rica ederim. Isır bakayım nasıl? Biz şimdi otele yerleştik. Bavulu açtık. Birazcık sıcakladık. Şimdi de çıkacağız gezmeye. Ne kadar şık mı? Al sana ağaç. Neyse yeter. Biz şarkı söyleriz önünde. Annemi çekeyim. Nasıl sığacak ağaç bilmiyorum ama biraz zor. Burada küçük bir Christmas market var aslında. Şehrin iki yerinde varmış. Bu küçük olanı sanırım. Çok da bir şey yok aslında. O yüzden Florence'dakine daha çok bakacağız. Şimdilik badem aldık şekerleme. Onu yiyeceğiz birazdan. Çocuk şeyi siz yer miydiniz? Küçükken onu yiyorduk işte. İçi bir pufuduk pufuduk çok önemli. Az önceki ağaçları bize hiç tatmin etmedi. Yetkililerin bu konuda bir şey yapması gerekiyordu galiba, o yüzden buradaki kale, kale de değil neydi bu, ne deniyordu, kule. Duetori. İki kule. Onu boyamış, şey yapmışlar, ışıklandırmışlar. Onunla yetinmekle kalacağız muhtemelen. Şöyle. Buona sera, signorita. YouTube telif atınca. Pizzacı 6'da açılıyor diyor Google'da. O yüzden 6'ya kadar vakit geçiriyoruz. Şu an saat 5.40 falan galiba. Gerçi Nazlı 7'de açıldığını iddia ediyor ama Google'da 6 yazıyor. O yüzden şu an zaman öldürüyoruz yani. Mağazaları geziyoruz. Öyle. Aha bak, ben bunun fotoğrafını çekmiştim. Bak burada çok Irish pub var. Buralarda. Hatta şu çok tatlı. İçerisi aşırı güzel ama geçen gün oturamadık çünkü çok kalabalıktı. Kalabalık oluyor. Domates sosu çok güzel. Yani normal bir şey. O kadar büyük ki. Ne kadar, nasıl gösterebilirim büyüklüğünü bilmiyorum ama yani 4 kişinin eli kadar herhalde değil mi böyle? Düşüyorum. O kadar emanet gibi tutuyorum ki düşüreceğim diye korkuyorum şu an. Düşürmezsin, korkma. Işık da güzel geldi. Günaydın. Kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra gezeceğimiz iki tane müze var Bologna'da. Hemen sonrasında da belki bir parkta yürüyüş yaparız diye konuştuk. Bakalım, göreceğiz. Şimdi kahvaltı etmeye gidiyoruz. Tatlı ki. Efendim? Grazie ragazzi. Ay, gökyüzünü şimdi fark ettim. Kamerada farklı çıkıyor gerçi gökyüzü. Niye öyle? Tamam. Çok güzel. Thank you.
Fransa'ya gidiyoruz. Beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Sesim belki çok iyi gelmiyordur ama sabah aşırı yağmur var Polonya'da. Umarım hatta Fransa'da yoktur diye tahmin ediyorum. Evet, Fransa'ya geldik. Şu kuyruğu beklemek şu an zulüm geldi. O yüzden bu katedralin üstüne çıkmayacağız. Hava da birazcık serin. Başka yerleri gezebiliriz. David'e rezervasyon yaptırdık. Ona gideceğiz zaten. Şimdi gelin kızlar bir video şurada. Ben buradan fotoğraf çıkarırım. Ay çok güzel çekiyor kamera. Şu an fark etmiyorsunuz ekranlar ama. Siz niye susuyorsunuz hakikaten? Ama ben zaten hepsini koymayacağım şu an konuştuklarımın. Ay benim gözlerim yumuk göz. Nazar değmesin diye. Evet. Kime? Bana mı? Ha. Şeye göre daha sıcak. Bologna'ya göre daha sıcak. Ama rüzgar var. Rüzgar var. Ama mesela güneş bile var yani en azından. Orada yağmur vardı çünkü. Ona şükredebilirim yani. Neyse. Ay, gelecekseniz bence en iyi mevsim şu an. Çünkü az insan var. Yani bu az insan abi. Bak mesela bugün kaç tarih? 4 Aralık. 4 aynen. Aralık'ta gelin. Ha, annenizle gelin. Annenizle evet. Yanınıza annenizi almayı unutmayın. Floransa Nehri. Artık ne bu nehrin adını Nazlıcığım? Birazcık da coğrafya bilgisi. Şu an köprüden galiba karşıya geçiyoruz diye tahmin ediyoruz. Bakalım. Burada birinin heykeli var. Ay çok güzel güneş vuruyor ya. O kadar iyi geldi ki güneş görmek. Ay baksanıza. Gel bak burada fotoğraf çekilelim. Milano, Venedik falan yapabiliriz. Tamam. Milano ve Venedik ama galiba biraz ters yerlerde ters kalıyorlar da. Ama trenle her şey okey sanki. Aa Zeyna, tetama çeksene. Kaşıklar. Evet. Akşam daha da şey olur muhtemelen. Baharat koktu. Ha baharatçıymış burası. Şekerlemeler. Orada da çok erken başlıyor şeyler. Ya. Ay çok çirkin onun tadı. Aşırı kötü. Ama bu arada her şey falan çok iyi geliyor. Öyle mi? Evet. Ya ben dümdüz yemeye çalışmıştım ama. Aa bak bak şey var sıcak şarap içelim mi? Şöyle sırayla başlayalım ha. Tamamdır. Floransa için muhtemelen hepsi. Tüm eserler.
Orası ayrıca bir yere mi giriyor acaba? Ay çok güzel, bir de fotoğraf çekilebiliriz. Senin şeye benziyor, evet, ot tür bahçesine benziyor. Ben tam tersi. Of, kapının rengi ne kadar güzel yakışmış. Tabi tabi. Hmm. 1650 Nazlı. Hı-hı. 1650 yapımı. Bu da 1667. Hı-hı. İki tane tabi. Söyleyeyim. ...5.09 metre boyutundaymış Davut heykeli, David heykeli. Gerçek, erkeklerin olması gereken bu. 1500'lü yıllarda başında yapılmış. 4 sene mi, 5 sene mi ne de yapmış galiba. Sipariş edilmiş bayağı. Tek parça mermer üstünde yapılmış. Bak arkadaş, bir detaylı göstereceğim size. Poposunu. Buradaki orijinal olanıymış. Bir de şehrin içinde farklı bir yerde. Onu görmedik biz galiba, değil mi? Galiba görmedik. Yok ya, başka şeyler gördük ama bunu görmedik. Şeyi varmış, belki replikası da. Fark edilmiyor şeylerden ama. Videodan ama belki çok da fark edilmiyordur. Gerçi insanlar duruyor yanında mesela, ondan belki anlaşılabilir. Bayağı büyük. Bayağı büyük. Tek parça mermere yapılmış. 2 senede yapmış. 2 senede yapmış. Bak ben 5 dedim. Bayağı hızlı yapmış. Neyse biz bilgileri ChatGPT'den alıyoruz. Doğru. Ne kadar doğruysa aynı. Bunu yapacak bir şey yok. İnanılmaz büst var. Bir şey söyleyecek misin? Evet, söyleyecektik bak. Bak bu da. Annem sadece gözlerini dinlendiriyor. Bence evet. O zamanlar bu lüleler çok daha şey simgesi tabi. Soylu. Evet, herkes lüle yapıyor işte saçını. O da o. Bu kimi düşünüyor acaba? Evet. Her şey güzelleşiyor. Oo. Saç baş her taraf uçuşuyor. Çok rüzgar çıkmış. Çok güzel. Biraz şöyle. Evet. Dün 25 bin adım atmışız. Bugün kim bilir kaç, çünkü bence daha fazla olabilir. Sabah yürüdük, hala yürüyoruz. Deneyelim bakalım, sıcak şarap tadı. Şimdi burada beyaz olan var. Burada ikisi aynı, bunlar kırmızılar. Önce kırmızıyı deneyelim. Sen bunu denedin değil mi? Şunu alayım o zaman. Biraz sıcak ama değil mi? Çok güzel. Alsana bir. İçireyim mi? Beyazı da deniyorum. Aa, bu daha güzel. Bir denesene şundan. Çok güzel. Şuri güzel. Burası akşam harikası. Sanki çok güzel değil mi? Şimdi foto otomatikaya geldik. Şu internete görmüşsünüzdür belki. Şu şunlar. Şurada fotoğraf çekildik. 4-4,5 dakika kadar bekleyeceğiz. Sonra bizimki çıkacak. Bir tanesinde son fotoğrafta fotoğraf çektiğini fark etmeden poz verdik. Bakalım. Yani kadınınki çıktı. Şimdi sırada şey var. Acaba ben bir kere yalnız çekilsem mi? Git çekil. Kimse de yok değil mi? Yürüdüm. Var. Şeyi bırakayım. Makas alayım mı yani? Yok. Okay, bitti. Bitti. Hey.
Bence. Evet. YouTube videoma yarım günden devam ediyorum. Bugün regl olduğum için sabahtan çok yorgundum. O yüzden çok bir şey yapamadık aslında. Dinlendik. Şimdi hava da erken kararıyor. Birkaç dükkana bakacağız. Ondan sonra akşam yemeği yiyeceğiz. Sonrasında da tekrardan muhtemelen marketi çekebilirim değil mi? Market güzel bir şey olabilir göstermek için. Değişik şeyler göstermek için ama ne aldığımı da ayrıca gösteririm zaten. Ondan sonra da bugünü kapatıyoruz. Yarın sabah da zaten kahvaltı falan edip havalimanına gideceğiz ve bitiyor. Çok çabuk geçti. Ben mesela insan 5 gün bu sefer uzun gibi hissediyordum ama çok çabuk geçti. Tabii benim evin oraya çıkmış. Heh. Şimdi Nazlı'nın evinin oraya geldik. Bak Strudel varmış anne. Bologna'nın Christmas Market'te. Bakalım. 3 Christmas Market ama diğer ikisi bir şey değildi yani. Bu da pek bir şey değil o yüzden. Yani İtalya Belediyesi, daha doğrusu Bologna Belediyesi'ni kınıyoruz. Hem ağaçları küçük hem pazarları küçük yani bilemiyorum. Deniyorum cookie'yi. Çikolatalı. Vegan cookie. Nasıl bu kadar güzel tutturabiliyorlar? İnsene. Bayağı güzel oldu. Ambrusco evet. Bak burada evet zaten o bir tür. Yani galiba üzüm türü hatta emin değilim ama. Bu da öyle. Üzüm türü olabilir mi Ambrusco? Olabilir. Ama fiyatları farklı mesela. O da muhtemelen alakalı markayla. Aşağıdakiler. Bunların hepsi Lambrusco mu? Değil. Prosecco var. Ne kadar uygun aslında ama Ay çok güzel. Şeyine bakın. Ooo şişe. Bunun şişesine bakar. Prosecco. Evet. Aslında çok da pahalı değil yani. Çok tatlı. Sırf şeyinden almak istedim yani. İşte burası benim bölümüm. Şundan alalım. Bir tane bundan alalım. Nazlı ve bu da mıydı? Ton balığı sence? Şurada. Ay nasıl görmedim? Şu. Oy. Gusto kebap diyor. Salam. Sushi sosları, susam, poke. Poke sos. Acaba nasıl? Biraz ağır geldi. Biraz ağır. Humus, hazır humus. Şöyle. Coconut milk. Miso soup, Nazlı. İster misin? Koyayım mı çayına? Yok. Ben deneyeceğim bunu. Son pizzamızı yiyoruz ve bunu yiyip birazdan içeri geçeceğiz. Vlogu trafikte kapatıyorum. Ben şimdi eve gidiyorum. Kendi evime geçiyorum. Çünkü yarın çalışıyorum. Sabah erkenden kalkacağım ve bütün gün derslerim olacak. Çünkü bugün normalde derslerim vardı ama onları yarına aldım. Bir kısmını en azından. Böyle. Güzel bir video olmuştur umarım. Şu an tabii ki tam aklımda nasıl bir şey olduğu canlanamıyor ama editlediğimde göreceksiniz tabii ki. Şu an izliyor olmanız lazım hatta. Umarım güzel bir video olmuştur. Biz çok eğlendik, çok keyif aldık. Sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.